Evet arkadaşlar merhaba. Bu hafta adli belik için şiddet çeşitleri ve aile içi şiddetten bahsedeceğiz. Çünkü en çok adli vaka olarak gördüğümüz vakalar genelde şiddetle ilgili olduğu için burayı detaylı işlemek gerektiğini detaylı işlemek gerekiyor. Evet, dersin izlencesi şiddet çeşitleri ve aile içi şiddet. Ailenin önemi, bütün insanların küçük yaşta öğrendiği en önemli kavramlardan birisi aile kavramıdır. Aile anne baba ve kardeş gibi en yakınımızda olan ve fertlerin bütününe verilen isimdir. Şiddet, tabii ki şiddet her yerde. Amerika'da her 15 saniyede bir kadın genellikle 15 saniyede bir kadın genellikle eşi tarafından şiddete uğramaktadır her bir kadın. 15 saniyede bir. Avrupa'da her 5 kadından biri hayatı boyunca en az bir kez fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Türkiye'de her 3 kadından biri fiziksel şiddet görmektedir. Bu oranlar tabii ki değişebiliyor. Dolayısıyla buradan şunu anlamalıyız. Gerçekten ciddi bir şekilde kadınlarımız şiddete maruz kalmaktadır. Evet, şiddetin tanımını yapacak olursak şiddet güç ve baskı uygulayarak İnsanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüne şiddet diyoruz. Burada şiddet sadece fiziksel şiddet gibi düşünülebilir ve bu hata çok yapılıyor. Ama burada güç uygulamak, baskı uygulamak gibi faktörlerden bahsediliyor ve her ne olursa olsun, her ne çeşidi olursa olsun kişinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden oluyorsa kesinlikle bu bir şiddet türüdür. Tabii ki şiddet denildiğinde en yüksek oranda karşımıza çıkan şiddet türlerinden bir aile içi şiddettir. Dolayısıyla aile içi şiddet bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına ve kardeşlerine veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranışa tanımlar. Burada bu davranışı tanımlar. Aile içi şiddet gerçekten çok ciddi oranlarda karşımıza çıkmaktadır. Evet, şiddetin farklı türleri var. Pek çok kişi şiddeti sadece dayak veya vurma olarak algılayabilir. Ancak oysa şiddet pek çok türü olan bir eylemdir. Dolayısıyla bu türlerin hepsinden haberdar olup bilgi sahibi olmak gerekiyor. Aksi takdirde size şiddet uygulandığını anlamayabilirsiniz. Çünkü sadece fiziksel şiddette şiddet olarak kabul edersiniz. Size şiddet uygulandığında psikolojik anlamda veyahut da cinsel anlamda veyahut da ekonomik anlamda bunları fark etmeyebilirsiniz. Aslında bunların hepsi birer şiddet içeriğidir. Evet, fiziksel şiddeti tanımlayacak olursak itmek, tokat atmak, tekmelemek, tükürmek, yumruklamak, kol kıvırmak, kol bacak kırmak, saçından sürüklemek. Ya bu birçok şey buna örnek olabilir. Temel ihtiyaçlarını su yemek, uyku, tuvalet giyme, gitmek gibi esirgemek, gerektiği halde tıbbi tedavi almasını engellemek, silahla yaralamak, öldürmek. Bunların hepsi arkadaşlar fiziksel şiddete girmektedir. Aslında fiziksel ihtiyaçlarınızın karşılanmasını da engelliyorsa yine fiziksel şiddete girmekte. Sözlü şiddet var arkadaşlar. Sürekli eleştirmek. Yani arkadaşlar aslında biz bunları çok yaşıyoruz değil mi? Mesela iş yerlerimizde yaşıyoruz, ailemizin içerisinde yaşıyoruz ama bunu bir şiddet olarak algılamıyoruz. Halbuki bu bir şiddet, yani sürekli sizi eleştirmesi bile bir şiddet türü. Çünkü bu sizin moralinizi, ruh sağlığınızı bozuyorsa, ki bozar, dolayısıyla bu şiddete girer. Aşağılamak, mesela bir başkasının yanında aşağılamak veya da tek başındayken aşağılamak, küfür etmek, tehdit etmek, kararlara katılımını engellemek, yani aile içerisindeki katılıma, kararlara herhangi bir şekilde müdahale edememesi, sürekli sorguya çekilmesi, sık sık bağırılması, aşağılayıcı isim takmak, sık sık alay etmek, dini veya etnik kimliğe yönelik hakaret etmek, görüşlerini ve çalışmalarını küçümsemek gibi durumlara maruz kalıyorsanız bunların hepsi birer
sözlü şiddettir. Aslında ikinci fotoğrafa baktığınızda kişi diliyle insanı dövüyor. Diliyle dövüyor. Fiziksele baktığınızda kendi eliyle dövüyor ama ya da kendi eliyle bir şeyler yapıyor ama burada arkadaşlar diliyle sizi yaralıyor ve ruh sağlığınızı bozabiliyor. Dolayısıyla bu da bir şiddet türü. Toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet. Ailesi, arkadaşlar aslında burada şunu söylemek istiyorum. Maslow'un temel gereksinimlerine baktığınız zaman bu temel gereksinimlerine her türlü yani hangi eylem veyahut da davranış engel oluyorsa gereksinimlerimizi karşılamaya o zaman biz bunların hepsine şiddet diyebiliyoruz. Diyoruz daha doğrusu. İşte burada da mesela toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet, toplumsal kendini gerçekleştirme, işte güvende hissetme bunların hepsini Maslow'un temel gereksinimle insan gereksinimleri arasında sayılıyordu. Eğer bunu engelliyorsa yine bu da toplumsal ilişkileri sınırlayıcı şiddet olarak karşımıza çıkıyor. Ailesi, arkadaşları, komşularıyla görüşmesini yasaklamak, evden dışarı çıkmasını yasaklamak, gittiği her yerde takip etmek, başkalarının önünde aşağılamak veya alay etmek. Aslında arkadaşlar bunlar sözel şiddetle de çok benziyor. Sık sık sözünü kesmek, özel yaşam ve mahremiyet hakkı tanımamak, zorla evlendirmek, namus ve töre nedeniyle baskı uygulamak gibi maddeler burada karşımıza çıkıyor. Evet, bir diğer konu cinsel şiddet. Arkadaşlar cinsel şiddete bir bakalım. İstemediği cinsel ilişkiye zorlamak. İşte bu eşler arasında çok fazla yaşanan bir mevzu. Ancak bunu cinsel şiddet olarak algılamıyor kadınlar. Çünkü aslında bununla ilgili bilmediğinden bunu bir şiddet olarak kabul etmiyor. İstemediği cinsel ilişkiye zorlamak bir cinsel şiddettir arkadaşlar. Tecavüz tabii ki aynen tecavüz çok daha ciddi bir cinsel şiddet. Başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlanmak, yani biliyorsunuz bunun üzerinden para kazanan insanlar var ve kadını zorla işte bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesini, konusunda onu zorlaması veyahut dövmesi, şiddet uygulaması bunların hepsi birer cinsel şiddete girmekte. Cinsel olarak kişiyi korkutan ve kıran davranışlarda bulunmak. Evet yani partnerinin bunu yapması, sürekli kadınlığını, erkekliğini aşağılamak. Telefonla, mektupla veya sözlü olarak sürekli cinsel içerikli tacizlerde bulunmak, cinsel organlara zarar vermek, namus ve töre nedeniyle baskı uygulamak ve öldürmek gibi durumlarda yine cinsel şiddete girmektedir arkadaşlar. Normalde öldürmek, evet bir fiziksel şiddet, bir kasten adam öldürme. Ancak burada bir de eğer ki töre ve namusla ilgili bir durumdan dolayı öldürülüyorsa, aynı zamanda cinsel şiddete de giriyor. Ekonomik şiddet, parasını almak, geri vermemek, zorla istemediği bir işte çalıştırmak, ne bileyim çalıştırdığı halde maaşını hiç vermemek, istediği halde çalıştırmamak, işe yollamamak, bakın istediği halde çalışmak istese bile işe göndermemek de bir ekonomik şiddet. İşe yollamamak veya zorla çalıştırmak, eline hiç para vermemek gibi durumlarda yine arkadaşlar ekonomik şiddete girmekte. Fark ettiyseniz böyle bir durumla karşılaştığınızda yine her türlü ruhsal yapınıza zarar veriyor. Tabii ki ekonomik anlamda da zayıfladığınız için yani ihtiyaçlarınızı da karşılayamayacak duruma geliyorsunuz. Peki şiddetin nedenleri ne olabilir arkadaşlar? Neden insanlar birbirlerine şiddet uyguluyorlar? Evet, şiddetin hissettirdikleri var. Şiddet insanla insan olduğunu unutturan, kendisinin bile anlamadığı karmaşık duyguları hissettiren bir durumdur. Aslında şiddete maruz kalan insanlar birçok şeyi bir arada yaşarlar. Öfke, üzüntü. Yani arkadaşlar küçüklüğünden beri, bebekliğinden beri ne yaşamışsa kadın bunların tepkisini şiddete maruz kaldığında kendisinde hisseder. Dolayısıyla şiddet karmaşık bir duygu. Şiddete maruz kalan biri karmaşık bir duygu içerisine, duygular içerisine girer.
yetişkinlere karşı duygularında karışıklık, sevgi ve nefreti aynı anda hissetme. Bakın hem kişiyi sever hem nefret eder. Hem ona zarar vermek ister, yani şiddet uyguladığı için cezasını almasını ister, ancak bir yandan da acıyabilir, merhamet gösterebilir. Burada şu çok önemli, eğer kişi merhamet gösteriyorsa kendisini şiddet uygulayana, bu tekrarlayabiliyor. Yani kişi şunu düşünebilir, ya ben her türlü şiddet uyguluyorum ancak şey de olmuyor, herhangi bir ceza da almıyorum, herhangi bir şikayet söz konusu da değil. Ben canım sıkıldıkça şiddet uygulamaya devam edeyim düşüncesine kapılabilir. Dolayısıyla bu çok can alıcı bir nokta. Mutlaka kadına bununla ilgili konuşmamız gerekiyor. Yani merhamet gösterebilirsiniz ancak bu davranışı tekrar göstermesine meyledebilir gibi durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor. Dolayısıyla kişiye şiddet uyguladığınızda şiddeti uygulayan kişi hem seviyor olabilir hem nefret ediyor olabilir. Terk edilmekten korkabilir. Evet, yani düşünsenize çocuklu bir anne şiddete maruz kalıyor. Ne olacak? İşte eşi onları terk ettiğinde belki de bakım sıkıntısı yaşayacaklar, ekonomik anlamda sıkıntı yaşayacaklar ve bunu ne yapıyor? Maruz kalmaya, işte göz yumuyor, idare etmeye çalışıyor. Bu da bunun sebepleri arasında baktığınızda işte terk edilmekten korktuğu için bunları görmezden gelip yıllarca şiddete maruz kalan kadınları görebiliyoruz. Evet, duygularını ifade etmekten korkar. Zaten şiddete maruz kaldıysa bir kişi mutlaka duygularını ifade etmekten korkabilir. Özgüvenini yitirmiş olabilir. Tükenmiş olabilir. İnsanlarla iletişim kurmada problem yaşıyor olabilir. İşte bunların hepsini yaşıyor olabilir. Yaralanmaktan korkar. Yani belki de eşinden gerçekten korkuyordu ve daha fazla yaralamasından da korkuyordu ve sessiz kalmayı tercih ediyordur. Yaşamındaki şiddet ve karmaşa nedeniyle kızgınlık duyabilir. Depresyon yaşayabilir, aşırı mutsuzluk, çaresiz ve güçsüz hissetmeler olabilir, duygusal değişimler yaşayabilir. Kadına şiddette son nokta. Evet, bunlarla ilgili birçok vaka var aslında arkadaşlar. Burada bir eski bir vaka, 2012'den bahsedilen bir vaka ama yani buna benzer vakalar hala devam etmekte. Mesela burada Adana'da boşanmak isteyen eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu otomobile çarparak köprüden düşmelerine neden olduğu ileri sürülen şahıs ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Bakın yani birçok vakayı, yani haberleri izliyorsanız birçok vaka var. Mesela dün izlediğim bir haber programında adam ayrılmış eşinden, 3 yıl önce ayrılmış ama hala işte içki içip sarhoş olup tekrar kadının evine gidip işte annesini ve kadını yaralama girişiminde bulunduğu ile ilgili bir haber vardı ve buna benzer birçok haber görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi şiddetin örnekleri. Evet, yanlış olan inanışlarımız var. Yanlış inanışlar. Aile içi şiddet sadece fiziksel olduğu zaman zararlıdır. Hayır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki aslında eşler arasında bir hakaret, ne bileyim bir aşağılama da kişinin ruh sağlığını çok fazla bozan bir durum olmakta. Pek çok kişi şiddeti sadece dayak veya vurma olarak algılar. Oysa şiddetin pek çok türü vardır. Kişinin karısını, kocasını aşağılaması, karısına yine kocasına veya çocuklarına küfretmesi, onu eve kitlemesi şiddet olarak mutlaka tanımlanır zaten arkadaşlar. Dolayısıyla siz sadece işte fiziksel anlamda beni itti, beni dövdü diye düşünemezsiniz şiddeti. Birçok şiddet çeşitleri bulunmaktadır. Evet, aile içi şiddet sanıldığı kadar yaygın değildir. Hayır, sadece benim başıma geliyor diye düşünmeyin. Çünkü birçok kişi şiddete maruz kalmakta. Dolayısıyla bunu yaşamakta. Gerçek olan bununla ilgili dünya üzerinde her ırk ve ülkeden 4 aileden birinde aile içi şiddeti görülür. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nun yaptığı
Bir araştırma sonucuna göre ülkemizde ailelerin %34'ünde fiziksel şiddet, %53'ünde sözlü şiddet uygulanmakta ve ev içi şiddet yoğun olarak yaşanmakta. Yani bu çok yaygın şu anda şiddet vakaları. Aile içi şiddet sadece kadınlara yöneliktir. Hayır maalesef. Bence burada karşımıza çıkıyor çocuklar, yaşlılar. Bunlar da çok ciddi şiddete maruz kalan kişiler. Özellikle arkadaşlar çocuğu olan anneler veya babaların çocuklarını dövmesi gerçekten bir şiddet türüdür. Hem onun ruhsalına zarar verir, hem fiziksel anlamda ona zarar verir. Dolayısıyla sadece kadınlar şiddete maruz kalmıyor. Bununla birlikte çocuklar ve yaşlılar da çok ciddi şiddete maruz kalmaktalar. Yapılan araştırmalar aile içi şiddete maruz kalan çok büyük bir bölümün kadınlar olduğunu ortaya koymakla birlikte erkeklerin de aile içi fiziksel ve sözlü şiddete uğradığı görülmekte. Aslında arkadaşlar bazı kadınlar da şöyle yapabiliyor. Eşlerini başkalarının yanında veya tek başlarınayken aşağılayabiliyorlar. Onların beden yapılarıyla ilgili kötü konuşabiliyorlar. Veya da onların maddi durumlarıyla ilgili kötü konuşabiliyor veya hakaret edebiliyorlar. Aslında burada erkek de şiddete maruz kalabilmekte. Yani sadece kadınlar şiddete maruz kalıyor düşüncesi yanlış. Evet, kadınlara yönelik şiddet, erkeğe yönelik şiddete genellikle evin dışından gelirken kadınlar daha çok aile bireylerinin ya da eşlerinin uyguladığı şiddete maruz kalırlar. Yani kadınlar çoğunlukla kendilerini istismar edenlere duygusal ve ekonomik olarak bağımlıdırlar. Evet arkadaşlar, bu yüzden işte aile içi şiddet kavramı gizli tutulmalıdır. İşte aile içerisindedir, kimse duymamalıdır mantığı var ve kadınlar genellikle şiddet gördükleri kişilere de bağımlıdırlar. Yani hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda bağımlıdırlar. Yani bir bağımsız hayatları yok ve düşünemezler de böyle bir şeyi. Dolayısıyla şiddete maruz kalmaya devam ederler. Yani kadınlar çoğunlukla kendilerini istismar edenlere duygusal ve ekonomik olarak bağımlıdırlar. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin en üst noktada yaşandığı boyut namus cinayetleridir. Bu çok, evet maalesef çok büyük bir problem. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan son değişikliklerle namus cinayetleri nitelikli adam öldürme kapsamına alındı ve müebbet hapis cezası uygulaması getirildi. Kadının eğitim haklarının kısıtlanması da kadına yönelik bir istismar türü olarak karşımıza çıkmak. Tabii ki eğitim durumunu, eğitim hakkını kısıtladığınızda yine karşınıza kadına yönelik bir şiddet ortaya çıkmakta. Evet, çocuklara yönelik şiddet, çocuğun ailesi ya da ondan sorumlu diğer kişiler tarafından çocuğa karşı uygulanan fiziksel ve psikolojik nitelikli kötü davranışların tümünü kapsar. Çocuğu dövme, tekmeleme, ısırma, aç bırakma, bir odaya kilitleme. Arkadaşlar bunları böyle söylerken bile yani gerçekten çok canım acıyor. Yani bir çocuğa bu şekilde davranılması ne kadar kötü. İnşallah hiç kimsenin çocuğu bu tarz bir davranışa maruz kalmaz. Ben bir anne olarak kesinlikle beni çok acıtıyor bu olay. İnşallah hiç kimsenin evladı buna maruz kalmaz. Ve buna maruz bırakan insanlar da inşallah cezasız kalmaz. Cezalarını bulurlar, cezalarını çekerler. Evet, yakıcı nesnelerle dağlama, özellikle sigarayı işte çocuğun üzerinde söndürme gibi cinsel saldırı hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Bu çocuğun psikolojik anlamda, fiziksel anlamdaki verdiği zararı düşünemiyorum bile. Beni çok çok kötü etkiliyor bu. Duygusal olarak aşağılama çocuk istismar kapsamına girer. Yani evdeyken bir çocuğunuza ne bileyim işte bir gerizekalı veyahut da salak diye hitap edilmesi bile çok yanlış. Kişinin ruhsalına zarar verir. O çocuğun özgüvenini kırarsınız. Dolayısıyla sağlıklı değil de sağlıksız nesiller yetiştirmek için çabalamış olursunuz. Lütfen etrafınızda, ailenizde böyle vakalar varsa düzeltmeye çalışın.
onarmaya çalışır. Çünkü bir hakaret, yani işte benim çocuğum bunu yapamıyor, zekası geri, aptal, işte yapamıyorsun, edemiyorsun, sen de hiçbir işe yaramazsın gibi düşünceler duyarsanız ve cümleler duyarsanız mutlaka oraya bir dokunun arkadaşlar. Mutlaka orayı bir düzeltmek gerekiyor. Evet, maalesef anne veya babalar kendi ailesinde neyi gördüyse onu uyguluyorlar. Kendi ailesinde şiddet uygulayan, kendi çocuğuna da şiddet uyguluyor. Bunu kırmak gerçekten çok zor. Ancak biraz çabayla düzeltilmeye çalışılmalı. Evet, daha gizli yaşanan ve çocuğun sağlığına, beslenmesine, giyinme, eğitimine ve sosyalleşmesine gereken dikkat ve özenin gösterilmediği anne baba davranışları ise çocuk ihmali olarak nitelendirilir. Zaten biliyorsunuz, eğer çocuğuna şiddet uyguluyorsa kişi, bu ihbar edildiğinde veyahut da tespit edildiğinde çocuğu aileden alıyorlar ve vermiyorlar. Çünkü o çocuk orada, değil mi? Aslında şiddete maruz kalıyor. Ancak bakım evlerinde de çocuklar çok sevgisiz kalıyorlar. Çocuklara en iyi gelen yer anne babalarının, yani ailelerinin yanıdır. Dolayısıyla böyle bir vakayla karşılaştığınızda arkadaşlar, bir dokunmanız, bir düzeltmeniz insani açıdan önemlidir.